Geldik C maddesine. Eğri üzerinde bulunan x eşittir eksi 1 ve y eşittir 1 noktasında y'nin x'e göre ikinci dereceden türevinin değerini hesaplayınız demişler. Peki, önce sorunun başına bir gidelim. Burada bize dy bölü dx verilmişti değil mi? Evet, dy bölü dx'imiz eşittir. y bölü 3y kare eksi x. Bunu bir yazayım. dy bölü dx eşittir. y bölü 3y kare eksi x. Tamam, ilk olarak her iki tarafın bir daha türevini almak istiyorum. Şimdi bunu yapabileceğimiz birçok yöntem var. Şu anda yazılmış haline göre bakarsak, eğer sağ tarafın türevini alırsam bölümün türevini uygulamak zorunda kalacağım. Ama bu yöntem epey uğraştırıcı olur. Öyleyse bir bakalım, işimizi biraz kolaylaştırabilir miyiz? Burada illaki bir zaman kapalı fonksiyonun türevini almam gerekecek. O zaman her iki tarafı 3y kare eksi x ile çarparak bir başlayalım. 3y kare eksi x çarpı dy bölü dx eşittir y. Evet. Ve şimdi her iki tarafın türevini alırsak biraz daha kolay olacak gibi. Hatta biraz daha değiştirsek mi? Şu şekilde yapalım. Her iki tarafa türev operatörümüzü uygulayalım. Kendimize biraz yer açalım. Peki her iki tarafa türev operatörümüzü uygulayalım deyince sol tarafın x'e göre türevini al ve sağ tarafın x'e göre türevini al demek istedim. Ve burada çarpım kuralını uygulayacağım. İlk olarak bu ifadenin türevini alacağım ve bunu dy bölü dx ile çarpacağım. Ve sonra bu ifadenin türevini alacağım ve bu ifade ile çarpacağım. O zaman 3y kare eksi x'in x'e göre türevini alalım. Peki, 3 çarpı y karenin y'ye göre türevini alırsak, bu 6y olur ve y'nin x'e göre türevini de almamız lazım. O zaman çarpı dy bölü dx yaparız. Eğer bu yaptığım size hiç tanıdık gelmiyorsa, Khan Akademi kanalında bulunan kapalı fonksiyonun türevi hakkındaki videoları izlemenizi öneririm. Bu yöntem aslında türevin zincir kuralının bir çeşit uzantısı. 3 çarpı y karenin y'ye göre türevini aldık ve y'nin x'e göre türevini aldık. Şimdi de eksi x'in x'e göre türevini alırsak, eksi 1 olur. Tamamdır. Burasının türevini aldım. Bunu da dy bölü dx ile çarpıyorum. Ve buna da şunun x'e göre türevini ekleyeceğiz. Yani y'nin x'e göre ikinci türevini ekliyorum. Çarpı bu ifadeyi yazıyorum. Bu yaptığımız şeylerin hepsi çarpım kuralıydı. 3y kare eksi x. Üçüncü kez söylüyorum, bunun türevi çarpı bu, artı bunun türevi çarpı bu. Tamam değil mi? Oldu sanırım. Bu da şuna eşit olur. Sağ tarafta y'nin x'e göre türevi ki bu da dy bölü dx'tir. Şimdi istersek buradan y'nin x'e göre ikinci türevini çekebiliriz ama ikinci türevin dışındaki her şeyin yerine sayısal karşılıklarını yazarsak işimiz daha da kolaylaşabilir. Böylece elimizde güzel bir sayısal denklem olur değil mi? Tamam, ne biliyoruz? İkinci türevi y eşittir 1 iken arıyoruz. Burası eşittir 1 olacak, burası da yine eşittir 1 olacak. x eşittir eksi 1 olacakmış, bunun da altını çizeyim. x yerine eksi 1 yazdık. Başka bir x var mı buralarda? Yok. Peki, dy bölü dx kaç bulalım? dy bölü dx eşittir 1 bölü 3 çarpı 1 yani 3 eksi eksi 1. Bu da eşittir 1 bölü 4. Hatta biz bunu sorunun başında bulmuştuk sanırım, değil mi? Evet, işte burada eksi 1,1 1 noktasında her neyse, eksi 1,1 1 noktasında dy bölü dx 1 bölü 4 olacak. Bu 1 bölü 4, bu da 1 bölü 4 ve bu da 1 bölü 4 ve şimdi buradan ikinci türevin değerini artık bulabiliriz. Burada dikkat hatası yapmadığımdan özellikle emin olmak istiyorum. 6 çarpı 1 çarpı 1 bölü 4 1,5 yapar ya da 6 çarpı 1 çarpı 1 bölü 4 6 bölü 4'tür diyelim. Bundan da 1 çıkartırsak yani 6 bölü 4'ten 4 bölü 4 çıkartacağız. Bu da 2 bölü 4 olur. Bunu 1 bölü 2 olarak yazalım çarpı 1 bölü 4 ki o da buradan geldi. Artı y'nin x'e göre ikinci türevi çarpı burası yani 3 çarpı 1 eksi eksi 1 olacak o da 3 artı 1'den 4 eder. Bunu da şöyle yazalım 4 çarpı y'nin x'e göre ikinci türevi eşittir 1 bölü 4. Hesap edelim bakalım. 1 bölü 8'im var, artı 4 çarpı ikinci türev eşittir 1 bölü 4. Tamam. Her iki taraftan 1 bölü 8 çıkartabiliriz. 1 bölü 8 çıkarttım. 1 bölü 8 çıkarttım. Bunlar birbirini götürür. 4 çarpı y'nin x'e göre ikinci türevi eşittir ne çıkar? 1 bölü 4, 2 bölü 8 de aynı şeydir. O zaman 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8 1 bölü 8 yapar. Şimdi de her iki tarafı 4'e bölebiliriz ya da her iki tarafı 1 bölü 4 ile çarpabilirsiniz ve buradan da sonuç olarak y'nin x'e göre türevi x eşittir eksi 1 ve y eşittir 1 iken 1 bölü 32 ...'dir. ve soru bitmiştir.